Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi Hatay garip kaldı dedi. Ben de söylüyorum Osmaniye'ye de gelmedi, Düzici'ne de gelmedi. Düzici ilçesini iktidar yönetiyor ama Düzici'nin suyu yok, her yer çöp, yol hiç yok. Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı zaten ortada hiç yok. Temel hizmetler hiç verilmiyor. Düzici halkı hayal projelerle oyalanıyor. Ortada yol yok, siz teleferik yapıyorsunuz. O da bir işe yarasa bari çalışmıyor. Halkın vergileri atıl bıraktığınız projeleriniz için heba ediliyor. Bir baraj bile yapılamıyor Düzici'ne, her sene bir erteleme. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Düzici'nin sevgilileri, çiftleri şöyle diyorlar birbirlerine. Aşkımız hiç bitmesin Çatak Barajı gibi. Düzici'nin gençlerinin bu ironisi size utanç olmalı. Artık Çatak Barajı bitsin, Düzici'li vatandaşlarımızın su çilesi sona ersin. Sevenler de kavuşsun öyle Çatak Barajı. Amasya Milletvekili Sayın Reşat Karagöz. Teşekkürler Sayın Başkan. Dualarımız Erzincan İliç'teki tüm maden işçilerimiz ve aileleriyle birlikte. Vatandaşlarımızın sağlık alanında yaşadığı en büyük sorunlardan biri de ülkemizde yaşanan ilaç yokluğu sorunudur. Son yıllarda döviz kurunun yükselmesiyle birlikte ilaç bulamama sorunu kronik hale gelmiştir. Ömür boyu kullanılması gereken ilaçlar, kanser hastalarının ilaçları gibi hayati önem teşkil eden ilaçlar konusunda hükümetin bu kadar duyarsız kalması kabul edilebilecek bir şey değildir. Ülke içinde ilaca erişim sağlayamayan vatandaşlarımız yurt dışından getirdikleri ilaçlara ev kirası öder gibi her ay para ödemektedirler. Taşoğlu hemşerimiz Fatma Yeter de bu konudan mağdur olan vatandaşlarımızdan yalnızca biridir. Ömür boyu kullanmak zorunda olduğu ilaca Nisan ayından bu yana erişim sağlayamamakta ve ilacı her ay kendi imkanlarıyla yurt dışından getirmektedir. Sağlık Bakanlığı yıllardır sürmekte olan bu soruna artık müdahil olmalıdır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.